Efendim hoş geldiniz. Sasanilerle gerçekleştirmiş olduğumuz Antebellum modunda İran coğrafyasına gelmiş güncellemesini test etmeye çalıştığımız Antebellum mücadelesi, Sasani mücadelesi 6. bölümdedir. Avrupa Universalis 4 oyununu oynadığımızı söylemiş miydim? Efendim geçen bölümde devleti Sasanitler Pers İmparatorluğu'nun dirilmesi için gerekli olan tüm toprakları fethetmeyi başardı. Şurada bir gariban toprak vardı. Ondan sonra bir de burada vardı. Bunları da alıp imparator bir de vassal vardı. Bunları ele geçirip halletme şansımız vardı. Bir de şurada güzel bir görev tamamladık. Persia Sasani İmparatorluğu'nun yükselişi diye. Bu da bana devasa bir reconquest verdi. Bunlar claim diyor ama aynı zamanda conquest de var burada. Reconquest hakkımız da var. Dolayısıyla İran'ı kolayca birleştirme şansına sahibiz kısa zaman içerisinde. Yakında o savaş başlayacaktır. Bu arada bu adam Selçuklu ile olan dostluğunu da bozmuş. Çünkü Selçuklu'ya gelen saldırıda savaşa katılmadığı için Mortingen Streizeoğlu 7 yıl sonra kendisiyle savaşacağız ve o zaman İran İmparatorluğu olarak geleceğiz tabii üzerine. Bir de ne yaparız? Görev ağacı var. Sonra bakacağız işte. Görev ağacının tamamlamaya yönelik hamleler var vesaire. Reconquest'e gireceğimiz için zaten çok devasa bir toprağı fethetme şansımız olacak. Bunda da sıkıntımız yok. Yani Şapuritler için yolun sonu gelmek üzere. Ve Selçuklu Devleti'ni de mağlup etmeyi başardık. Karadeniz'e kadar açılmayı başardık Sasani İmparatorluğumuzla. Şimdi ne yapıyoruz hünkârım? Durmuyoruz. Yine bir savaştayız. Golden Horde Devleti'nin vassal haline getirilmesi için uğraşıyoruz. Neden? Çünkü kaplumbağası dedesi olmayan bir devlet bu. Devasa bir koğra sahip. Bunların hepsini Reconquest'le fethedip kendisini marş olarak kullanacağız burada. Ve bu güç bize yani vassal olarak ilhak etmeyi düşünmüyorum. Çünkü ilhak etmem için iyi bir governing capacity'ye sahip olmam lazım. O da çok mümkün değil kısa vadede. Kısa vadede bana marş olarak katkı sağlarsa devasa bir development force limit verme şansı var. Tabii vassal olarak kalıp da para ödeme şansı da var. Değerlendirebiliriz. Yani şu an için marşı daha uygun görüyorum bana force limit vereceği için. Çünkü ben parayı zaten ticaretten burada yürüteceğim. Force limit'i de o verirse ben ticareti daha da büyütürüm burada paralarla. Tamam o şekilde ilerleriz diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi saygıdeğer muhteşem değerli kağıt ordularıyla Grey Horde. Neydi o şey? Beyblade'de mi? Neredeydi o? Aklıma oralardan bir şeyler geldi. Siyah Turanza vardı. Greymon vardı gerçi o Pokemon'da değil mi? Doğru. Pokemon. Greymon! Acayip bir şeydi. War Greymon. Vay vay vay. Bak şimdi nereden aklıma geldi diyeceğim ama hayır şundan geldi işte. War Greymon efsanedir. Bak yine gel. Burası dağlık alan değil mi abi? Vururuz. Peşimden gelebilir misiniz çocuklar, vassallar? Koşun bakayım. Açıyor bak. Bak kaçıyor bak alçağa bak. Sen göreceksin gününü Great Horde. Sasani İmparatorluğu burayı sana... Ooo Selçuklu. Selçuklu yolun sonu. Selçuklu devletini vassal mı? Güzel. Evet düşmanım olan devlet iki savaşta ölme noktasına geliyor. Vassal olma noktasına geliyor. Bu da böyle bir oyun. Şimdi bunlardan toplu para almaya devam edelim mi? Edelim. Şimdilik almaya devam edelim. Bir süre sonra kaldıracağım bunları. Şu an için acelemiz yok. Bir de bana ne söyledi bu şimdi? Ne yapabiliyormuşum? Aha. Disiplin veriyor sonraki seviyesi. Ya aslında bu dönemde şimdi parayı direkt buna gömmek çok mantıklı olmayacak. Ama serinin asıl hikayesi de biraz o olduğu için acaba dedim yapsak mı diye. Bu da Idea Cost verecekmiş. Bak fena değil. Fena değil. Great value. Fena değil. Fena değil. Basarsın development'ı. İçinden geçersin dünyanın. Bak güzel yer bu arada. Ne kadar bu? 1000 mi? Güzel yer. Gayet iyi. Bu neymiş? Bu da local trade veriyor. Öbürü daha iyi. Devam et. Tamam geriye döndük. Şimdi bende 1000 duka para var. Efendim. Bunun başka kullanılabileceği şu an için bir yer yok. Lokal misyoner faaliyeti
Tabi bir yandan her yer misyon şey yapacağız ya. Açıkçası ne yapabiliriz? Yani ha bir de rot meselesi var. Rot. 10 tane yapacaktık değil mi? Görev vardı. İran coğrafyasında. Burada. Hatta ülkenin her yerinde yapsam olur değil mi? Bu şey değil yani. Zorunluluk yok aslında. 770 dukaya bunu yapabilirim. Sonra construction cost verecek. Bunu 20 yıl. Aslında ülkeye gelenek eklese değil mi bunu? Bütün oyun kalsa bu. Construction cost. Çünkü sonuçta yolları yaptık ya. Ülke böyle bir gelenek elde edecekse çok daha güzel olabilir. Yani daha değer diyorum böyle bir şey yaptığımda. Vay arkadaş be, iyi ki yapmışız dedirtir. Bu arada Trade Building'in olduğu yerler efsane bir şey. Efsane. Bak bu olur mesela. 7 tane yaparsam bundan devasa bir kazanım elde edeceğim. Devasa. Gayet devasa. Peki yapalım. Şurada yüzüş biraz maliyetli ama yapacak bir şey yok. Devasa dediği yerlere yine yapalım. Zaten şu üretim kısmı buralarda efsane. Kağıt. Ama bunlardan para kazanamıyorum işte şu anda. İşin kötü yanı bu. Kaç tane yaptım ben? Saymadım. 3-5. Paradan anlardık gerçi. Efendim. 6 ve... Yani tabii ticaret gücü burada daha fazla da. Bu neresi şimdi? Bak bunu sağ tık yaptığımda beni oraya götürmesi lazım normalde. Saygılar dostumuz. Yani İran dışında bir yerse çok kritik değil şu anda. Ondan diyorum. Tamam neyse. Bir sıkıntı yok daha. Güzel. Fantastic. Birazdan Great Horde'un başkenti düşecek. Ve bu... bir saniye. Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli. Greyhorde. Bu... Greymon'un farklı bir versiyonu görüyorsunuz burada kendisi. Devasa bir güç gibi görünse de halbuki kendisi kağıt. O yüzden kağıt olduğunu göstermemek için ordularımızdan kaçmaya çalışıyor. Fakat ben önünde sonunda o alçağı yakalayıp yok edeceğim. Hiç merak etmeyiniz. Şimdi önce bir ülkemizi kurtaralım. Selçuklular düşmanım olamıyor. Selçuklu diye bir devlet kalmadı. Evet, işte bu. İşte hünkârımız. Bu devleti ilhak etme şansım yok çünkü bambaşka yerlerde toprakları var. Svassal olarak alacağız. Tabii ki bu ilişki bozacak falan problem değil. Devasa bir prestijimiz var canım kardeşim. Bu prestijlerle biz yolumuzu buluruz. Merak etmeyiniz. Devlet kurduğumda da bir prestij gelecek. O prestiji giderim, buna harcarım. İsyankarlığını düşürürüz falan. Gerçi ateşkesi zaten uzun süreli yaparım. Elden geldiğince. Ateşkesi de uzun süreli yaptığım için bir sıkıntım kalmaz. Gayet fantastik bir olay. Güzel. İsyankar olan devlet de yok zaten içeride. Tam bir terminatörüz kardeşim ya. Tam bir terminatör. Bu devlete isyan edilir mi ya? Saygıdeğer Artabil. Bak etti bile. Söyleyeceğim kelimelere başlayacağım ama. Çağırıyorum resmen. Yeter ulan. İşte. İsyan edince de böyle oluyor. Bir dakika kardeşim, bir dakika kaçma, gel buraya, gel alçak. Senin sonun son değil. Burada aslında komutansız orduyu bir yakalasam nefis olacak da. Bir yerlerde de ordu imha etmişim. Çarptığım ordu imha alıyor. Böyle bir orduya sahibim. Yani ben daha ne diyeyim size, saygıdeğer izleyici. Daha ben ne anlatayım size bu ordunun gücünü göstermek için. Muhteşem Sasani İmparatorluğu vura vura ilerliyor. Greyhorde durduramaz. Altın orada hiç durduramaz. Gümüş burada, öbürü şurada. Bunların hiçbiri başarılı olamaz saygıdeğer izleyici. Aman tanrım onu anlamı o değil aslında altın orada şu anlama geliyor. Diye kendini parçalayanlara inat. Biz bu esprileri yapmaya devam edeceğiz. Alçakların üzerine saldırmaya, onları yok etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim görevimiz budur. Ben alçak kovucu bir muhafızım. Efendim, bilmeyenler için söylüyorum. Buyurun. Yerevan'da bir isyan. Şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Bu isyanlar beni şaşırtmadı. Ama hepsinin isyanını çözeceğim. Merak etmeyiniz.
Tonla isyan çıktı ülkede. Tebrikler. Oh, Great Horde. Great Golden Horde. Great Golden Horde. O da olabilir. Geleceğim sana, dur. Şehri kurtarmaya çalışma alçak. Ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Başkası gelsin savaş açsın da o işgal etsin, ona bağlansın. Alçak. Evet, bu arada bu öldü. Ver paranı. Sökül. Sökül olan alçak. Şu paralı askerleri kilitlemiş miydik biz? Yavrum, şuraya bir gidebilir misin sana zahmet? Ah, onu öyle yapmayacaktım işte. Bunları buraya getireceğiz. O şehri yeniden kuşatacağız bu arada. Seni tebrik ederim. Kayboldun değil mi? Ülkeni terk ettin. Sonra biz burada senin abini işgal etmeye çalıştık. Hemen koştun geldin geri değil mi? Ulan ne alçaksın ya. Ben diyor böyle savunuyorum işte Great Horde diyor. Alçak. Ülkede isyan çıkmaktan yorulmayan yerler var. Evet, aldım seni de kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Ülke şu an çağ atlıyor gelirler an. Surlara verdiğim paraya bak ya. Tam bir fantastico importante durumla karşı karşıyayız saygıdeğer izleyici. O isyan meselesini de halledeceğim yakında, merak etmeyin. Geliyorum. Evet, kurtardın orayı. Çok iyi yaptın gerçekten. Savaş nedenimiz orası değilmiş. Kuma getir diyor. Değil mi? Getireceğim şimdi, bekle. Bekle, geliyorum. Bekle alçak. Sen burada kal. Bu adam yeter demiyor mu artık? 45 skor var. Ayda. O zaman Uğur Bey de. Uğur Bey. Ben ikna olurum. Yeter ikna olmuyorsa. Sen bu parayı ver. Ben seninle bu konuda anlaşmaya hazırım. Nereye gidiyor bu adam? Şöyle geçebilir mi? Çok güzel. Fantastik. Çok çok fantastik bir olay bu. Yetti mi Varejao? Yetmedi. Peki. Peki Varejao. Sen bilirsin. Tamam. Bir de o isyancı da şimdi... Başarılı olacak değil mi? Ulan. Alçak. Bak 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 bak. Öbürü de şimdi geldi. Ben yukarıya çıktım ya. Hadi arkadaşlar, artık ülkemizi kurtarabiliriz diyorlar. Çok vatansever bir Grey Horde görüyoruz burada. Ülkeyi kurtaracakmış şu an. Tebrikler. Bir şehir daha gitti. Fantastik. Birazdan bir şehir daha gidecek. O orayı kurtarmadan çözebilir miydik? Bir iki şehir daha almam lazım. O gelemeden. Gönderdik mi biz onu? Senin ben suratına tüküreyim. Orduma diyorum, gitmediği için. Bir tane şehri kurtardılar. Aynı anda. Evet, güzel. Fantastik. Çok iyi bir anlaşma. Çok iyi karlı bir süreç geride kalıyor. Efendim, Great Horde mağlup edildi. Şimdi sizleri hemen toplayalım. Öbürlerini de çıkaracağım şimdi bunları ülkeden. Hayırlı uğurlu olsun. Borcum ne kadar var benim? Aman tanrım. Dur, öyle değil. Başka da borç almadım zaten. Yatırım yapalım, yatırım. Yani bilemiyorum. Güneş her sabah doğmaya devam edebilir. Ama umarım haklı çıkmam falan diyormuş. Kıyamet koptu. Local unrest. Al. Al canım kardeşim, al. Şu savaşı bitireyim, geliyorum. Büyük imparatorluğum geliyor. Az kaldı. Tamam. Arada isyancını da bastırdım. Teşekkür etmene gerek yok. Selçuk battı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. Yani bu kadar yeni... Ya hünkârım, acımasızsınız gerçekten. Düşmanlık besledi diye bu adamı niye yok ettiniz hemen? Kendi kaşındı. Kendi. Aslına bakarsanız bunu yok etmeyecektim. Yani olay burada bir problemdi de bu arada kaynadı. Yapacak bir şey yok. Yeter mi? Yeter mi? Fantastik. Buradan sonra bize yeni bir eğlence çıkacak şimdi. Reconquest sebebiyle orayı burayı fethetme. Hayır, fethedeceğim. Bahmanis, Bulgar, Jalayr, Nişeya bilmem ne. Dur bakayım, kazanı mazanı versen bize. Ben kazana dalacağım şimdi. Abi boş kalmayacağız işte, sürekli savaş. Hünkârım. Hünkârım, savaş yok, sıkılıyoruz. Bak, sıkılmaman için sana yeni bir savaş dünyası yarattım şimdi. Göreceksin, tüm dünyayla kavga edeceğiz birazdan. Alayını fethedeceğim. Alayını. Şöyle geldin. Bir gel bakalım. Evet, bu arada Persiye'yi kurabiliyorum artık. Şunu yapayım bir önce. Bu terbiyesiz, ahlaksız, alçak. Allah'ım, borcunu da ödedim. Köpek. Bana karşı isyankar olma. Kafanı gözünü kırarım senin. Evet. Şimdi dur, şunu bekleteceğiz. Buna da basıyorum.
Aman tanrım, ülke yok olmaz umarım. Şeyler oldu. Empire olduk bir anda. Vay be, bayrağa bak, renge bak. Öy, görev ağacı nasıl? Evet, görev ağacı aynen devam ediyor değil mi? Güzel, daha iyi. Persian Mission oldu. Belki bir şeyler ekleme çıkarma yapılmış olabilir. Yapılmasa da önemli değil. Yapılmasa da önemli değil. Bir de şu toprağı al artık hünkârım, yeter diyeceksin. Ama nasıl alacağız abi? Soruyorum size, nasıl alacağız? İsyancı dolu ülke. Bu kadar isyan edecek ne vardı? Şimdi ben bunu bastırmazsam, ülkenin ismini değiştir mantığı var. Bir daha Perse'ye dönebilecek miyim? Neyse kalsın böyle. Basmayalım. Persia. Bu isim güzel abi. Böyle yapısı güzel. Bu güzel. Persia. Fantastik. Şimdi sizin... Sen dön buraya. Harbiden niye o ta öbür dünyadan geliyor? Sanki bir daha oraya gidemeyecekmişim gibi bir şey yaptım. Evet. Ya arkadaş, İran coğrafyası devletidir bu ya. Başlayacağız şimdi o konulara yine. Aman tanrım hünkârım, siz Azerbaycanlı arkadaşlarımıza İranlı mı diyorsunuz? Persya kurduğum anda böyle biraz geriliyorum da, bu muhabbet sürekli oluştuğu için. Ya ben demiyorum, hadi beni geçtim, gidin İlber Ortaylı'ya kızın Allah aşkına, ya yeter artık. İlber Ortaylı'nın kendisi de söylüyor bunu. Benden öğrendi, evet. Ben bunu çıkardım ilk. Bunu ben çıkardım. Evet. İlber Ortaylı benden duydu. O da benim gibi söylüyor. Hep benim yüzümden İlber Ortaylı. Onu bile yoldan çıkardım. Koskoca tarihçi benden duydu. O da benimle birlikte bu coğrafyaya, bu devlete İran diyor. Ama şey yani, evet yani öyle. Şimdi savaşımızı Lower Don, yukarı Don için açacağız. Hemen buradan bir vura vura bir toplayalım buraları. Efendim. O ordu yeter herhalde. Bunlar kağıt çünkü. Gördüğüm kadarıyla. Teknolojim hayvan gibi gidiyor. Fantastik. Ben Reconquest'e girdim değil mi buraya? Bir de düşman. Ya o sur bitmez. Ondan şey et. Daha küçük bir savaşa geç. Abi durduramıyorum kendimi. Şöyle gördün mü Reconquest'i? Vura vura alasım geliyor. Yani ne yapayım şimdi? Almayayım mı? Almayınca da diyorsunuz ki hünkârım niye almadın bunları? Bunları Reconquest'e alabilirdin. Niye almadın? Şimdi aldım, bu sefer de niye aldın hünkârım? Çok güçlü oldu devlet. Serzenişlerle dolu geçen dakikaların ardından Uğur Bey kendisine gelip imparatorluğunu yönetmeye devam etsin. Şimdi Great orada burayı teslim edecek. Sen Great misin, Golden misin? Bak karar ver artık. İkide bir ismin değişmesin alçak. Buraya bir diplomat atalım. Tamam, güzel. Buralar abi şimdi hangi renk benimki? Hadi bakalım. Golden, ikisi de aynı renk. Yazıklar olsun. Abi var ya, arada kaynayacak ama dur bakalım. Bana verme bak. Alçak. Ya şuraya hafiften bayrak da ekle değil mi? Böyle bir silik. Olacak onlar. Bak göreceksiniz. EU5'te bunlar olacak. Hünkârım nereden biliyorsunuz? Oynadım diyormuş. Yok ya. Hayal ediyorum ama bakalım. Hayal etmezsek olmaz. Hayal ediyoruz belki olur diye. Umarım olur öyle bir şey. Olması da gerekli artık. Yıl olmuş 2023. Artık hala biz burada bu toprağı ben mi işgal ettim? Golden Horde mi işgal etti, ona bakıyoruz. Efendim. Ya ben işgal ettim de bana yazar da. İşte. Normalde ne diyoruz? Bunu otomatik yapay zekaya bırak. Conquest'e girdiğim için, Reconquest'e. Bu topraklar onun toprakları normalde. Bunları ona bırak. Ben kendim almak istersem alayım. Ya enayi miyim ben? Niye öyle yapayım? Alacak olduğum zaman kendim ayarlarım zaten. Şu an almak istemiyorum belli ki. Bunu böyle yapma. Saygılar dostum. Böyle fantastik olaylar var işte memlekette. Şimdi ona dünyanın toprağını vereceğim. Bana tapacak. Diyecek ki ya böyle bir devlete bağlanmamak. Keşke daha önceden bağlansaydım. Hata etmişim ben diyecek. Neyse ki azıcık kafasını kullanabiliyor. Şunla bu. Ha, bu savaşta yok muydu Kırım? Bana mı öyle geldi? Biz diyor kırmıyoruz diyor. Savaşa gelmiyoruz diyor. Hayda. Şimdi Reconquest'e girdik. Burayı komple toplayabiliyor muyuz? Kaç bunun şeyi? 195, hayır. Komple toplayamayız da. Komple toplayamayız değil mi? Eminiz değil mi? Toplarsak. Ya toplarsa? Toplayamayız. Devam et.
Bayağı bir toprağını alacağım. Sonra buna dalarız. Böyle böyle bütün Orta Asya'yı fethedeceğim. İşte büyük İran İmparatorluğu'na da bu yakışır. Efsane İran İmparatorluğu. Şu an marş yapmadım. Yapmayı düşünüyorum. Bakacağım. Önce bir şu fetihler bir başlasın, tamamlansın. Nasıl kullanacağımıza bir karar vereceğiz o zaman işte. Şu an değil. Bir süre sonra yapacağız bunu. Lavurdon, Yukarıdon. Oraya saldırırsa belki canımızı açtabilir. Hangisi abi? Militer mi? Ver. İşte topçularım da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Fantastik. Ben puanları nereye ayırmıştım? Askeriyeye. Fantastik. Şimdi bu puanları admine yönlendirelim. İlk fikrimizi askeri mi alsak? Tabii ki yani 5-7 kısmında hızlı geçiş için bunu admine yönlendirelim de. Askeri puanlarımızı idare ederiz. Gerekirse danışman alırız. Efendim. Askeri teknolojimizi zaten ilerlettik. En kritik teknolojimizi de aldık. Savaşları bitirebilmek adına. Bundan sonra... Bu zaten Great Horde mu? Pardon. Nasıl oldu diyorum ya. Bu önceden yapmışım. Efendim. Şunların renkleri mesela biraz daha farklı. Bunlar belli ki benim. Yani işte... Diyorum ya yıl 2023. Hala ben... Orayı ben mi işgal ettim yoksa... Başkası mı? Ona bakıyorum abi. Böyle bir rezalet. Bu arada tabii fikir olarak değişim oldu mu? Ben dikkat etmedim ama bu Sasani'nin fikri nasıldı? Böyle miydi yine? Persian Idea diyor. Bu modda nasıldı? Neyse. Royal Fires diye bir şey alacakmışız. Kiva ve Larestan'ı da alırsam. Efsane bir bonus geliyor. Tamam yapacağım. Onu da yapacağım. Merak etme. Hepsini yapacağım. Hepsini fethedeceğim. Bütün alçaklara kan kusturacağım. Grey Horde tabii bana yenildi ya, dayanamadı. Şimdi gidip başka yeri muharebe edelim. 1900'e kadar mı oynanıyormuş bu oyun? Bu mod. Güzel. Gayet fantastik bir olay daha. 22.000 askerleri var toplamda burada. Şimdi 10.000 askerin nasıl imha olduğunu göreceksiniz. Bu Terminator orduya karşı. Özellikle. Generali nasıl general var bunda? Çok da iyi değilmiş. Bakayım. Evet iyi değil. Şok generali mi versek? Verdik. Muharebede ölme kardeşim. Sana zahmet. Bu generalle birlikte çok rahat imha etme şansımız var. Bu orduyu izletmek istiyorum size. Doğru mu görelim. Savaştığım her devlet bir kafayı yeme aşaması yaşıyor. Ben ne oldum kardeşim böyle diyor. Kalıyor. Üzücü. Çok üzücü. Kıpırdayamadı bile. Çok iyi. Bitti mi kardeşim? Bitmedi diyor. Peki biraz daha yenelim. Abicim zaten diplomatik puan yazarsa bilin ki o iş yanlışlık içeriyor. Mesela burada. Böyle. Great Horde'un core değilmiş burası. Pardon. Great Horde tüm buranın sahibi değil miydi? Tuhaf bir şekli var yalnız. Bravo. Ona da bravo. Ben kazanı... Ulan hepsini ayarlamış mıyım ben bunların? Vay arkadaş. Bu arada bitti. Şimdi kazanı almayalım. Kazanı niye almayalım biliyor musun? Çünkü kazanı sonraki savaşın nedeni yapalım. Bunun skoru yüksek. Kazan. Şimdi daha ucuz yerleri alalım. Elden geldiğince. Buralarda bol bol toprak var. Adamın bütün ülkesini birleştirmiş olacağız. Reconquest. Bak burayı işgal etmiş mesela alçak. Görüyorsun değil mi? Terbiyesiz adam. Garibanın şehrini niye kuşatıyorsun oğlum? Alçak. Yazık değil mi ona? Şimdi göreceksin gününü ama. Geldim. Ben Persya İmparatorluğu olarak senin sonun olmaya geldim. Ve işte bu şekilde bütün şehirlerini kuşatırım. Burayı ben veriyordum galiba. Burayı da veriyordum. Sınırları birleştireceğiz diye. Abi bir anda tüm Orta Asya'yı fethettim ya. Bu kadar da olmaz artık. Bu büyüklük halis mi? Arkadaşlar ya. Kanalıma hoş geldiniz. Buyurun efendim. Savaş bitti. 3 lukada para ver. Ne olacak? Alçak. Ülkeyi komple verdin zaten. Tamam güzel. Efsane bir Golden Horde. Tamam. Gitme bir yere. Şimdi
Var mı abi benim burada düşman belirleyebileceğim? Novgorod var, tepeden geliyor. Türkestan olamıyor mu benim düşmanım? Bu kadar büyük bir devlet. Keşke düşman olabilsek. Dur bakayım. Şurada şunu kaldır. Tamam. Ben admin puanı alıyor muydum? Almışım değil mi? Asker puanı almamışım herhalde. Şimdi asker deyip diplomatiye bakıyorum bu arada. Bir tane de bundan alalım. Yükselteceğim ben onu, merak etmeyin. Golden Orb bana tapıyor şu an, gördünüz. Prestiji boşa harcadın. Hayır, prestij zaten full. Sıkıntı yok. Şöyle gel. Gelemiyorsun. Gel. Fantastic. Evet. Golden Horde. Nefissin. Gerçekten görüntün harika. Ne kadar para ödeyeceksin bana acaba? Yani şu kadar para. Şapuritli düşmanım olamıyormuş artık. Çok yaşa. Abi benim düşmanım olabilecek devlet kalmadı dünyada. Bu nasıl bir rezillik ya? Ne Bahmanisi Bulgaristan? Alakam bile yok adamlarla. Peki... Peki canım kardeşim, 0.66. Sen yap. Bu şey state core'larını falan let de. 35 limit verdi bana. Yani bilemedim şimdi. Yapacağımız başka bir şey var mı? Biraz daha bekleyelim. Bazı alçaklar belki düşmanımız olmak isterler. Olamıyorlar mı? Abi ben Bulgarya ile niye düşman olayım şimdi ya? Novgorod. Bulgarya. Türkestan dediğin devletin benimle düşman olabilmesi lazım halbuki. Ama ben olmam diyor. Gurgan'ı savaş lideri yapıp onu da aradan çıkartabiliriz. Gurgan'ın topraklarında bir core bir şey var mı? Bende yok. Ama ne demiştik? Bizde şey var şu anda. Adı neydi onun? Bana ait olmayan toprakları indirimli bir şekilde alma fırsatımız var. O yüzden... Savaş lideri yapıp kendisini fethedebiliriz. Sıkıntı yok. Başkentin var mı senin? Bir surun varmış. Başkentin nerede yavrum? Orası mı? Görmedim, pardon. Yani adam devasa bir şey yaptım diyor. Oraya saray yaptım. Görmemiş. Çünkü sizin yapabilecekleriniz şey benim düşüncelerimin çok daha altında kalır. Sizin hayal et... Bu evet, o cümlenin farklı bir versiyonu. Saygıdeğer izleyici. Böyle bir olay. İmparator şey mi, komutan mı? Hayır. Olmasın. Zaten şok generali geldi bir tane. Güzel. Şimdi bir siz şu Gurgan denilen devleti fethetmeye gidin. Niye geçemiyorum ben buraya? Ne demek geçemiyorum? Gurgan savaşa girmedi mi? Ah. Oğlum ben kafayı yiyeceğim ama artık. Yani bu adam bana karşı savaşta değil mi evladım? Savaşta. Oyundan attı. Güzel. Güzel.